Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Zil butonun tümü yerini işaretlemeniz gerekiyor. O şekilde bildirim gelir. Tümü yeri işaretlenmeyip sadece bildirim açılırsa, zil butonu açılırsa haberdar olamazsınız tüm yerini işaretlemeniz gerekli arkadaşlar Evet şöyle tığım 21 numara tığ şöyle inşallah iyi çıkar öbürü annemden emdiğim sütü burnumdan getirir. derler ya öyle arkadaşlar beni bir de aparat olarak şöyle kırık olan tığımın başını kullandım bu şekilde yani demir kısmı son dip kısmını şeyde bir de bu sap kısmını kullandım modelimi gösterince daha iyi anlayacaksınız Bakın şekilde çok güzel bir çiçek hazırladım sizlere bu renklerde. Ve şöyle modelimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel bir kolay yapımı kolay böyle üç boyutlu bir çiçek hazırladım iğneden ta. Dedim bu canlara bu çiçeği iğneden ta hep boruyla çeviriyorum. Borunun yaprakları oluyor kendisi sıkıntı oluyor arkadaşlar uzaltırken. Yapımı biraz zor. Herkes yapamıyor fakat dedim ben bu canlara bunu en kolay şekilde herkesin yapabileceği şekilde nasıl yaparım şöyle bakın çimenlerin üzerine bu şekilde şöyle dal hazırlayıp hemen dalı da kolay bir şekilde birleştirdim ee, bu bakın ortadaki tohum kısmını demin göstermiş olduğum bu sap kısmıyla hazırladım Evet modelimiz bu Şöyle inşallah sizlerin hemen yapabileceği, herkesin hemen yapabileceği bir model oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Arası yine da şöyle çimenlerin üstüne pıtırcıklar attım. Hareket versin diye. Şöyle. Bunu şimdi hemen yaz, yoruma yazacaklar. Bunu nasıl ötüreceğiz? Kol alacağız mı? Ondan sonra ne yapacağız? Nasıl kullanacağız? Arkadaşlar her zaman videomda da söylüyorum ama yorumlara da yazıyorsunuz. Bakın bunu hiç ne kol aladım. Elimden çıktığı gibi gayet de bu o kadar gevşek oldu ki hem de 21 biliyorsunuz kalın bir tığ. Şöyle duruyor yani duruşu. Eğer bunu illa kolayacağız daha sert dursun diyorsanız saç spreyi veya yumurtanın akını çırpıp şöyle içine de birazcık şeker atan oluyor. Atmıyor sadece yumurtanın akıyla da sertleştirebilirsiniz. Evet. Şimdi modelimi anlatım kısmına geçelim. Bir tane çiçeğimin arasına bakın öyle 15 tane kirpikli trabzan yaptım 5 tane bırakıp altıncının içine bu şekilde böyle bir tomurcuk attım 3 tane de arada bırakıp dördüncüye bu şekilde tomurcuk ve toplamda bakın beşer kenarlarda ortada beş sayılır 15 tane bu şekilde kirpikli trabzan ara mesafesi bıraktım ve şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar bu kirpikli trabzanları göstereceğim bir defa tığımı doladım hemen 2 ve 2. Bir tane 2 zincirden kutucuk. Yine 2 zincir bir defa tığımı doluyorum. 2 zincirden kutucuğumu oluşturdum. Tekrar 2 zincir bir defa doladım ve 2 ve 2. Bakın. 3 tane bu şekilde kutucuğumu oluşturdum. Dibine bir tane zincir çekip bu kırık tığın arka tarafın arkadaşlar bunu kalemle de kullanabilirsiniz. Öbürünü kalemle yapmıştım şimdi buraya bir tane tohum için ilmek yine bakın kutucuğun arasından girip şöyle bir ve iki zincir çekiyorum ar diyorum tepe kısmına toplamda üç tane bu şekilde ilmek çıkaracağım 1 2 zincir bunu tığınızın ucuyla bile aparat kullanmadan hep topu üç ilmek çıkarabilirsiniz Arkadaşlar şöyle ben ekranda kalıplayın anlaşılsın diye bu şekil yapıyorum Şimdi bakın 3 ilmeğimizi yaptık. Bismillah. Yine kutucuya girip 2 tane zincir çekeceğim. Şöyle ilmeğimi aldım. Şöyle 1 ve 2 zincir. 2 zincirimi çektim. Artık bunu şöyle oynatarak çıkartabilirim. Bayağı kalıplamışım. Evet. 3 ilmeği çıkardım. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki yuvaya şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım bakın bir tane boş trabzan yaptım ve buraya 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zinciri çekip bakın buradan bu kutucuğun yaptığım kutucuğu atlayıp ortadaki boş kutucu görüyorsunuz hemen orada da bir kutucuk boş ve bu şekilde boş kutucuğa sabitledim. Hemen bir zincirle düz tarafına döndüm. Bu ilmekleri öne yatırıyorum. Bu tohum için attığımız ilmekler arkadaşlar. Kolaylık oluyor bu şekil yaparsanız. Önceden biliyorsunuz sonradan elimle uğraşıp sabitlemeye çalışıyordum. Bu şekilde daha pratik. Her şeyin kolayı pratiği sizlere layık. Evet şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya kapattım. Bir tane 5 zincirden yuva. Yine 5 zincir ve sıradaki yuvaya tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki yuvaya 3 oldu. Tekrar 5 zincir ve bunlar da yapacağımız çiçeklerimiz için yuva. 1 2 3 4 5 zincir. Evet bu şekilde kapattım. Bakın dibine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle orta kısma ve bir tane de zincir çekip artık ara suyumun yapımı için direkt buraya 2 2 alarak sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Demin göstermiş olduğumuz bu ara suyunun yapılışına geçeceğim arkadaşlar toplamda 15 tane bu şekilde bir zincir bir defa doladım 2 2 olarak trabzan yaptım üzerine 4 zincir şöyle kapatıyorum trabzana evet, bildiğimiz kirpikli trabzan bilmeyenler için şöyle yavaş anlatayım yeni öğrenen arkadaşlar için veyahut da yurt dışında dilimizi bilmeyenler için o yüzden de yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum göstermeye her aşamasını bilenler sıkılıyordu zaten 4 zincirimi çektim kapattım hemen bir zincir çekiyorum bir defa doladım Evet bakın. bu şekilde kirpikli trabzanlar, tomocuklu trabzanlar toplamda 15 tane olacak. gerisini ben tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle yaprakların yapımında buluşalım. Şöyle yapmış olduğumuz ilk 5 zincirli yuvadan girip sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve bir tane de zincir çekiyorum bakın bu şekilde yuva hazırlayacağız tomları böyle yatıralım bir şey olmuyor arkadaşlar hemen ipimi uzatıp yine tığımızı alıyoruz ve ilmeğin ilkinden bakın sonundakini kullandım en sondakini tığının ölüsü bile işe yarıyor arkadaşlar şöyle bir iki tane zincirimi çekip ipimi uzattım bu aparat yerine burada kalem demiştim burada da kulak çöpü aynı boyutta kulak çöpünü kullanabilirsiniz kürdan kullanabilirsiniz daha minik isterseniz tabi Evet toplamda bu 5 zincirli yuvanın içine şöyle 5 tane kirpik yapıyorum bakın dibinde 2 zinciri sıkı sıkı çekmek önemli Eğer bu aparat hiç kullanmayıp hani ilmek toplayamıyorum diyen arkadaşlar şöyle Bismillah ee, buraya 8 tane zincir çekebilir arkadaşlar minik minik 8 zincir 5 zincir ayarını ayarlayın kendinize göre ne kadar kirpiğinizin uzun olmasını istiyorsanız Ilmek yapmayacağım, zincir yapacağım diyenler bu şekilde yapabilir. Hemen şöyle bir iki tane zincirimi çektim. Bakın şöyle kalıpladım. Bismillah. Evet arkadaşlar, şöyle sıkı sıkı kalıpladım. Bakın bunu dibinde bir zincir çekip bırakıyorduk ya. Bu, bu şeyi de bırakmıyoruz. Sadece 5 zinciri kalıpladık. Hepsini çektim. Ve en son ilmeğimi tutacağım. Bakın en sondaki ilmeğimi en son çıkardım. Şöyle hiç boyutunu bozmadan kepiklerle aynı boyutta üzerine 3 tane zincir çekiyorum bakın. Şöyle son ilmeği bir şekilde tuttum ve ters çeviriyorum. Buralara yuvalar hazırlayacağız. Bu 3 zincirli ilk yuvam. 1 2 3 zincir şöyle 1 2 3 zincir bakın sonuncu ilmeğe dikkat edelim şöyle 3 tane yuva hazırladık sonuncu ilmeği trabzanla yapacağım 2 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım son yuvaya girip şöyle 2 2 iki alarak ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir sıkı sıkı hemen döndüm ara ara bunu gösteriyorum sizlere şöyle bakın sıradaki yuvanın içine bu 4 zinci, e, trabzanlı yuvayı atlayıp sıradakine böyle sık iğne ile sabitledim yine 3 tane zincirimi çekiyorum sıradaki 3 zincirliye şöyle kapattım 2 zincir çekiyorum sondaki yuvaya gelince sıra 2 zincirle trabzan yapacağız bakın bu şekilde şöyle 2 ve 2 4 zincir dönüş köşe zincirlerimiz 4 hemen döndüm bu trabzanlı yuvayı bırakıp sıradaki yuvayı şimdi sık iğne ile buraya sabitliyorum yine iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım son yuvaya trabzan 2 ve 2 Şimdi iki zincirle dönüyorum. Tek yuvam kaldı çünkü bir defa tığımı doladım. Hemen son kalan yuvanın içine bu şekilde şöyle iki ve iki. Bakın. Hemen bir zinciri de çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde biz düz yüzündeyiz. Düz yüzünden şöyle. Bunu daha minik yapıp makasta. Bu uç kısmı hemen yakın arkadaşlar. Bu alt kısmı en sonda yakabilirsiniz. ilk başlama iplerini. Ama muhakkak bu son yaptığınız ipleri bu şekilde yakalım. Evet. Şimdi bir tane daha gösterelim. Evet. ikinci beş zincirli yuvanın içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlayalım. Şöyle bir zincir çekiyorum dibinde. Bakın sık iğnenin üzerine bir zincir. Yine aynı aparatı kullanacağım. Bunun yerine dediğim gibi siz kulak çöpü kullanın arkadaşlar. Ben diğer çiçeği bu şekilde yaptım diye şöyle bozulmasın ikisi aynı dursun biri büyük biri küçük olmasın diye bu şekilde aynı aparatı kullandım. Siz kulak çöpü kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bakın yuvaya giriyorum. 1-2 zincir. Şöyle. 3 Dip kısmında iyice kalıplıyorum yuvaya girdim. 1 2 4 Yine yuvaya giriyorum. 5 tane. 5 tane ilmeği kalıpladım. Şöyle bir göstereyim bakın. Sıkı bir şekilde buraya kalıpladım. Ve aparatımı çıkarıyorum. Bakın en son ilmeği de tutup şöyle 1 2 ve 3 zincirimi çektim hemen tersini çevirdim bakın bu şekilde tüm ilmekleri alarak üçer zincirli yuvalar hazırlayacağız 5 ilmeğe 4 tane bu şekilde yuva 3 zincirimi çekiyorum yuvama kapattım 3 zincirimi çekip sıradaki ilmeği tuttum son ilmeğe gelince duruyorum bakın son ilmekte trabzan yapıyoruz 2 zincir bir defa doladım son ilmeğimin arasından girdim ve 2 ve 2. 2 seferde şöyle köşeye bir trabzan. 4 zincirle dönüş yapıyorum. 3 ve 4. Düz tarafına döndüm bakın. Şöyle bir yuvamız. 3 zincir. Şöyle 2. Şimdi de 2 zincir. Bakın. 4, 3 diye de aslında bakın zincir sayısını da biraz kısa tutuyorum. Bir defa tığımı doladım. Son yuva. 2 ve 2. Şimdi 4 zincir. Çeviriyorum. Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 ve 2. Sonuncu yine trabzan. Tek yuva kaldığı için iki zincirle dönüşümü yapıp bir defa tığımı doladım. Son yuvama şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde çok güzel duruş oluyor bakın arkadaşlar. Kenarını yapınca da bu keseceğimiz ip arkada kalıyor. Şöyle. Hemen bunu arkaya doğru yakacağım. Şöyle bakın. Yanıkız arkaya doğru olursa Şöyle siz daha net yakarsınız kameradan engel. Evet iki tane yaptım. Diğer kaldı. Üç yuva. Bunları da hemen yapıp geleyim. Şöyle yaprakları tamamlarken tohumlardan da iki tanesini attım. Ve bir tanesini de sizlerle yapabilmek için bıraktım. Bakın üçüncüyü bu ilmekten iki tanesini yapıp üçüncüyü de beraber yapacağız. Şöyle yaparken arka tarafa yaprakları yatırıp rahat bir şekilde yapabiliriz şöyle görünürlük açısından bu ilmeğimin içine giriyorum bakın şöyle düzeltip sık iğne ile sabitledim ve üç tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım bu yeşil ilmeğin arasına girip şöyle bir ve 2 zincir çekiyorum bir defa tığımı doluyorum Bakın, yuvanın içine girip 1 ve iki alarak trabzan yapıyorum ama son ilmekler tığında ee, ilmek toplamadan bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar tohumlar size de denemenizi tavsiye ederim şöyle şimdi hepsini bir topluyorum bir tanesini bırakıyorum onu da sonradan bu şekilde kapatıyorum hepsini de kapatabilirsiniz diğer e, e, ben tohumu hepsini kapatarak yapmıştım bunu bu şekilde göstereyim istedim hemen ipimi koparıp Şöyle bakın tohumlarımızı attık. Hemen yakıp geleyim arkadaşlar. Evet son görünüşü bu şekilde. Şimdi bunu aslı haline çevireceğiz. Şöyle yatıralım yine tohumlarımızı. Bakın ilk baştaki bu ilmeğin arasına giriyorum. Yuvanın değil de ilmeğin içinden daha güzel duruyor. Şöyle net gözüksün. Hemen 3 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. İlk yuvadan bakın bu zincir çekerek yaptığımız yuvadan sık iğne ile sabitledim yine sıkı sıkı 3 zincirimi çekiyorum kibar ve böyle kalıp gibi olsun diye 3 zincir çekiyorum 3 zincir sıradaki yuvanın içine girip 1 2 3 zincir bu taraftan sağ tarafından giriyorum yuvamızın arkadaşlar bakın ee, kenarda dört tane yuva yaptık ilmeğe girdik ve sıkı sıkı üçer zincir çekerek dört tane yaptık şimdi dört de sol tarafı yapacağız şöyle 1 2 3 zincir aynı yuvanın içine girip bakın bu tarafta ip kısmına kapatıyorum ki bu yakım izi arkada kalsın şöyle temiz bir çalışmamız olsun diye zincirin altında bırakıyorum yine sıkı sıkı 3 zincir ve 2 Tekrar 1, 2 ve 3 zincir. Bakın 2 tane oldu. Üçüncüyü buraya kapattım yuvamızı. Şöyle tekrar 3 zincir sıkı sıkı yuvama iniyorum. Trabzan yapmıştık biliyorsunuz dönüşlerde. Hemen bu şekilde ve şimdi buradaki yuvamıza bakın bu şekilde indik. Hemen ilmeğe geçiş yapıyorum ilmeğe geçişimi yaptım hiç zincir çekmiyorum arada şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum kenar zincir sayımızda da sayalım 1 2 3 4 4 tane de bu tarafı dört tane de bu tarafa üçer zincirli yuva olacak arkadaşlar biri eksik biri fazla olmayacak bu şekilde Umarım net ve tane tane anlatabiliyorum yine 3 zincirimi çektim bakın bu ilk 3 zincirli yuvada buraya bir tane yuva 3 zincir şöyle 2 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya 3 zincir şöyle bakın sağ tarafa hemen ortada kalacak bu yaktığımız ipi koparttığımız yer yine 3 zincir aynı yuvan. Şöyle dip kısmına kapatıyorum. Yani bir yuvaya 3 zincirli bir tane böyle baş kısmına yapıyoruz. 1 2 3 zincir yuvaya 3 zincir. Şöyle tekrar 3 zincir. En son kalan yuvamada bu şekilde sabitledim bakın bakınız. Şimdi bunu direkt gidip ilmeğe sabitliyorum. Sık iğne ile tutturdum. bu şekil oluyor. Çok güzel bir duruşu oluyor. Hemen göstereyim. Sabitledik bu şekilde. 3 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine tekrar 3 zincir Genelde kenar kısımlarında arkadaşlar birisi 2 zincirle şey 2 zincirli trabzan, birisi de 4 zincirli yuva olmuş oluyor dönüş olduğu için. Bu şekil duruyor. Bakın bu mesela trabzan, 3 zincir bu da son yuva olduğu için trabzan. ama sağ tarafına kalıyorum. Koparttığımız trabzanımızın tepe noktasındaki ip ortada kalacak. Şöyle 3 zincir Tekrar 3 zincir. 1 2 3 zincir. Şöyle yuvanın içine giriyorum, sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Buraya yuvanın içine sabitleyip direkt yuvaya sık ile geçiyorum. Bakın, oluşuyor yavaş yavaş kendiliğinden dahi dönüyor bakın arkadaşlar. Hemen ovalleşip buradan dönmeye başladı ve 1 2 3 zincir 3 yuvayı 3 zincir ikinci 3 zincir 3 3 zincir 4 bu şekilde kenara 4 tane yaptım şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve kapattım 3 zincir hemen kolay bir şekilde kenarlarını kontürünü çekiyoruz ipimi iyice esnettim arkadaşlar yoksa incecik olmaz çok kaba olur direkt hemen ilmeğime geçiyorum arkadaşlar şuradan net göstereyim şöyle akşam vakti olunca bende. Net göremiyorum bazen. Hakkınızı helal edin. Hemen ilk yuvaya kapattım. 3 zincir kapattım. Arkadaşlar gerçekten bakın. Tığ hani el işler alet övünür. Alet işler el övünür diyorlar ya gerçekten. Ne çekmişim ben. Şöyle güzel bir inşallah maşallah diyelim kırılmasın. 1 2 3 zincir. 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir 1 2 3 zincir. Bakın son finish yere de geridik. Şimdi burası önemli bakın arkadaşlar. Aslında çok kolay. Önemli dediğim. Şimdi burası bakın bitti ya şu tohumları kaldırıp bu aradan şöyle ilmeğimi de alayım ilk buradaki başlama noktamız olan yerden girip ipimi de alayım şöyle çok kolay ben kendimi açısından size görmeniz için çevirdiğim için bu şekil oldu hemen tekrar bakın böyle sıkı bir şekilde Şöyle tohumları da içeri. Artık o kadar hırpalanmışlar ki yatmaktan. Şöyle kaldıralım, düzeltiriz arkadaşlar. Bu e, ilmeğin kısmına. ilk başladığımız yere sık iğne ile başladığımız yere gireceğiz. Şöyle bismillah. Gerçekten görmüyorum. Bakın şöyle tutayım. Hemen bu ilmeği ipin old, ipi altta bırakıyorum bakın şöyle iyice o kadar sıktıracağım ki arkadaşlar birbirlerine kaynayacak şöyle sık iğne ile dibine de şöyle iyice bir zincir ile oturtturacağım bakın birleşim noktası bu şekilde oldu sanki zormuş gibi bizi uğraştırdı arkadaşlar bakın gayet şöyle kolay dönük bir model oldu şöyle de göstereyim evet. tohumlarda içinde bu şekilde çok güzel durdu. Böyle tabak gibi tam üçgen şeklini aldı. Hemen şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi ipimi yakıp koparıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şöyle e, arkadaki koparmıştaki arkadaki ilmeklerin de içinden de bir iki kere geçirerek yaktım. Şöyle güzel bir e, temiz bir sökülmeyecek şekilde kaynaştırma yaptım çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten şimdi tohumun kısmını atmaya geldim şöyle 5 tane pipirik sayacağım 1 2 3 4 5 altıncının içinden bu 4 zincirli tomurcuğundan milimi girdim ve sık iğne ile buraya sabitledim Bakın. orta tohum kısmından olanı kullandım siz buraya üçer zincirli 3 üç tane pipirik de yapabilirsiniz Hani iğne oyasında böyle farklı tohumlar oluyor diye ben de denemek istedim sizler için. 1 2 2 aldım sonuncu tığımda. 1 2 2 alıyorum. Sonuncuyu tığımda bırakacağım. Şöyle tekrar aynı bu 4 zincirli yuvaya girip şöyle 1 ve 2. Bu şekilde bir şöyle tohum oluşturdum. Gerçekten fıstık toplamadan bu daha kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Ütüye de daha uygun oluyor böyle. Trabzanlar kalın olduğundan hemen ipimi kopardım. Şimdi 3 tane sayıp dördüncüye de bunun aynısından kırmızıyı 3 tane sayıyorum. Bakın dördüncü tomurcuğumuzun bu 4 zincirli yuvanın içine giriyorum. Şöyle genişletebiliriz. Rahat girmek açısından ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 3 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1 ve 2. Bir defa tığı dolayıp hemen aynı yere şöyle 4 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Yine bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 4 tane Şimdi hepsini çekiyorum. Bir tane bırakıyorum sonuncu. Hemen onu da bu şekilde kapatıp bakın hem de bu şekilde yağmur damlacık görünümü de veriyor. Çok hoş duruşu var. Hemen ipimi yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ilk önce ara suyumun şöyle damlacık görünümü göstererek başlayayım. Ee, akşam vakti inşallah şöyle güzel bir bazen YouTube'da videolarımı görüyorum simsiyah çıkmış gündüz videoları çok parlak çıkıyor arkadaşlar hem ışık da yakıyorum hem de bu şekilde bakın tohumu çiçeğim ve diğer daha önce hazırlamış çiçeğim de aynı bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz yani kolalayabilirsiniz ütüleyebilirsiniz ne yapmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle size en kolayından en yapılışından üç boyutlu hiç hiç boyutlu çiçeği bu kadar kolay anlattığımı hatırlamıyorum arkadaşlar böyle tabii ki de şöyle çok güzel bir dırışı var İnşallah bu model kanalıma uğurlu gelir de birden bin abone olurum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum acilen beni bir bin abone yapın arkadaşlar sizden ricam sizlere böyle güzel çiçekler üç boyut çiçekler kolay çiçekler ben de hazırlayayım inşallah buluşalım hep beraber canlı yayınlarıma da katılın arkadaşlar sizler gelirsiniz diye canlı yayın gibi açıyorum ilk gösterim olarak bu şekilde oraya da bekleri bakın şöyle e, sizlere yormadan boru yapmadan böyle kolay yapım nasılsa tasarlayarak düşünerek inanın arkadaşlar belki ee, sizlere bu hale getirebilmek için dedim yapraklı yapayım. Yok ağır olur onlara. Ee, kenarlarına yapraklı hani ortasına boru derken dedim. Herkes yapsın. <laughs> Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Tohum kısmı bile çok kolay yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle göstererek veda edeyim.